Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdülatif. Bugün sizlerle birlikte Nintendo Switch için Pro Controller kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bu sıradan bir Pro Controller değil, bu benim tabirimde ucuz Pro Controller. Artık siz ne derseniz çakma ya da sahte, siz ne derseniz diyebilirsiniz. Kutusu bu şekilde. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar sizi çok fazla da bekletmeden kutu açılışına geçiyorum. Evet. Açıyorum. Evet. Açılımı son derece kolay. Ve bu şekilde çıkıyor. Şöyle bir şarj kablosu var. Yanında geliyor. Başka bir de şöyle kitapçığına bir göz gezdireyim. Tamam. Evet, bu şekilde arkadaşlar, şunu çıkartıyorum ve ele gerçekten çok iyi bir şekilde oturuyor. Öyle göstereyim. Arkadaşlar önceki gamepad'imiz de şu şekilde. Arasında gerçekten bence bana göre dağlar kadar fark var. Hemen arasındaki farkı göstermek istiyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu sizin tam elinize oturmuyor bu şekilde. Eliniz biraz boşta kalıyor ama bu Pro Controller daha elinize daha iyi oturuyor ve size daha iyi oyun deneyimi sağlıyor. Ve tuş farklarını görüyorsunuz zaten. Arasındaki tuş farkları. Ve joystick farkları da büyük. Pro Controller'ın joystick'i daha büyük. Bununki daha küçük. Ve arkadaki tuşları da aynı şekilde. Bununki daha ince. Ve bununki daha kalın. Ve daha hoş geliyor. Evet, şimdi yavaş yavaş bunun fiyatına geleceğim. Arkadaşlar bunun fiyatı 300 TL. Şimdi kimileriniz diyecektir bu nasıl ucuz diye. Arkadaşlar bunun orijinalinin fiyatı tam tamına 700 ile 800 arasında, bazı sitelere göre farklılık gösterebilir. Yani orijinaline göre çok çok daha ucuz. Ve görünüş olarak da aynı. Orijinaliyle arasındaki farkları söylemek gerekirse nasıl anlayacaksınız? Tam şu ortasında Nintendo Switch'in orijinal logosu oluyor. Yani şunun gibi. Şuradaki logosu. Tam ortasında olduğu gibi. Bunun tam işte bu ortasında oluyor. Bir de kutusundaki şurada da Nintendo Switch'in orijinal logosu var. Hani buraya Switch'in resmini koymuşlar sadece. Oradan anlayabilirsiniz arkadaşlar. Orijinaliyle karşılaştırmak gerekirse görünüş olarak aynı, işte logosu hariç. Sonra arkadaşlar orijinalinden en büyük farkı bunun, yani tabii orijinali burada öne geçiyor. Amiibo figürlerini okumuyor. Çünkü orijinalinde Amiibo figürlerini işte şuraya koyunca okuyabiliyor ama bu okuyamıyor. Ama bence gerek yok çünkü zaten bu Amiibo figürlerini okuyabiliyor. Figürleri şuraya koyunca okuyor. O yüzden gerek yok bence. Ve sadece sırf Amiibo figürleri okuyor diye yani ekstra 400-500 TL verilmez. Bu 300 TL, o 400 TL, bu 300 TL, o 700 TL ve arasında çok fark var. Ve bu fiyata bence orijinali değmez. Yani benim tavsiyem bu. Şimdi dilerseniz de bir Nintendo Switch'e bağlayalım. Şimdi arkadaşlar Pro Controller'ımızı Switch'e bağlayacağım. Burada ilk önce Controllers'a giriyoruz. Sonra Change Grip Order. Sonra şu arkadaki tuşa basılı tutacağız arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bu şekilde bağladık.
Ve şimdi bir de testini yapmak istiyorum. Buradan kontrolü en sensör. Burada arkadaşlar Pro kontrollerini ya da diğer kontrol cihazını titreşimini açabiliyorsunuz. On, off. Ve şurada sıradaki kontrol stick basıyorum ve evet çalışıyorum ben. Dört diye. Evet, yerine. Yeri değil. Şimdi tuşlarına. X, Y, B, A. Evet, artı X'i. Evet, hepsi çalışıyor. Onun tuşuna basarak. Bir de arkadaşlar bir de oyunda deneyeceğim. Zelda oyununa giriyorum. Arkadaşlar Zelda'ya girmemin sebeplerimden birisi de Pro Controller'ı şöyle oynatarak kamera ayarlarını da yapabiliyorsunuz. Ok atarken mesela. Kaldığımız en son yerden devam edelim. Evet, oyunumuz yüklendi. Evet, en son kaldığım yer burasıymış. Gayet iyi. Burada canavarlar var. Şimdi arkadaşlar ok atarken bunu kullanabileceğim. Şu hareketi. Şimdi oku çekiyorum. Gördüğünüz gibi bu kontrolleri hareket ettirerek şeyle ekranda hareket ediyor. Bunlardan birisini atmaya çalışacağım. Böyle anlıyorsam. Bunları öldürmek çok kolay. Kafalarını yok edince zaten onlar kendileri yok oluyorlar. Arkadaşlar bilmeyenler için Zelda oyunundan biraz bahsedeyim. Zelda oyunu arkadaşlar bana göre en iyi Nintendo Switch oyunu. Ölüyordum az kalsın. Arkadaşlar aksiyon var, macera var, aradığınız her şeyi var. Yemek pişirebiliyorsunuz, hayatta kalıyorsunuz ve özellikle de bir map'ini göstereceğim arkadaşlar size. Hemen şuradan map'ini görüyorsunuz. Benim arkadaşlar şu renkli olan kısım sadece benim açtığım yer. Şu gördüğünüz yer mavi kısımda oyunun geri kalan kısmı. Benim açtığım yer işte şu kadar. Şu yer işte şurada. Daha yani ne kadar yer olduğunu siz görün. Ve her yere tırmanabiliyorsunuz bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada map'in ne kadar büyük olduğunu görebiliyorsunuz. Şuraya bakın ya, inanılmaz. Bu oyunda arkadaşlar daha çok keşif yapmanız gerekiyor. Ne kadar çok keşfederseniz o kadar yani sizin yararınıza. Thank you.
Arkadaşlar size bir detay daha göstermek istiyorum. Şu çimleri zaten basınca direkt görüyorsunuz. Ve kesebiliyorsunuz arkadaşlar böyle. Ve gördüğünüz canavarlar da var bu şekilde. Bunu öldürebilecek miyiz? Yalnız iyi olduğu için arkadaşlar hemen kolay bir şekilde öldürebildik. Burada iki tane daha var. Onları bir pataklayalım. Havada uçan bir şey var ya. Şaka yapacak. Bilmiyorum. Arkadaşlar oyunda benim keşfetmediğim daha birçok şey var. Oo. Sert oynuyor. Ya işe yaramaz. Bizim silahımız var zaten yeterince. Oh, shield varmış burada. Gerek yok. Oh. Kötü vurdu. Evet, onun silahını aldım sonunda. Evet arkadaşlar, oyun genel olarak bu şekilde. Bir de arkadaşlar başka bir oyuna daha gireceğim. Evet arkadaşlar, bir yarışta Mario Kart 8'de de bir yarış yapacağım. Hemen karakterimizi seçelim. Evet, şunu alayım. Bir de araba Mercedes. Bunu da alayım. Evet arkadaşlar, yarış başladı. Hayır. Bilmiyorum ya. Bakın arkaya geliyor arkada arkadaşlar. Oh. Ne bak ya. Oha. Arkadaşlar şansımı görüyorsunuz ama yine de dördüncüyüm. Evet, birinci. Bu son tura geri. Evet, iyi yapıyorum. Hayır, gelme. Tamam, geliyor. Burada kalmam lazım. Ya. Aa, geçti. Bitiş şivisine çok az kaldı. Hadi. Ya inanmıyorum ya, böyle bir şey olamaz. Hadi.
Belki bir şans. Ya ikinci oldu. Evet. Evet arkadaşlar, genel olarak Pro Controller'ın özellikleri bu şekilde. Oynanışı da bu şekilde. Siz yani kararı size bırakıyorum. Eğer bir Pro Controller alacaksınız, orijinalini ya da ucuzunu artık size kalmış bu. Ama yani genel olarak çok farklı özellikleri yok. Bir Amiibo okuması dışında. Arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.